Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizde şöyle güzel bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta bir bebe yünü. 3 numara şiş kullanacağım. Modelim oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. Hadi hep birlikte başlayalım. Şöyle ipimizi kenara alalım. İlmeklerimizi alarak başlayalım arkadaşlar. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 1 ilmeğe ihtiyacımız var. Şöyle ben ilmeklerimi almaya başladım. Kısa bir anlatım yapacağım. Siz yapacağınız örgüye göre ilmek sayısını 3 ve 3'ün katları artı 1 olarak ayarlayabilirsiniz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 model için bir ilmek de artı yaptım. Yani şöyle bakın. 3, 1 modele, 3, 1 model, 3, 3, 3, 3. En sonuna 1 ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ilmeklerimizi ayarladıktan sonra ilk ilmeğimi ilk sıra olduğu için ördüm. Ben şöyle lastik yerine birkaç sıra haroşa yapacağım. Haroşalarımı da ben düz olarak örüyorum. Şu şekilde bir sıra yapalım. Daha sonra ben birkaç sıra tamamlayıp modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, bakın birkaç sıraya tamamlayalım. Evet, şöyle ben 3 sıra haroşa ördüm lastik yerine. Şimdi modelimizi başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 2 ilmek düz örelim. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 1 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta olacak. Bu örmeden aldığım ilmeği aldığım zaman ipimiz arka tarafta olması gerekiyor. 2 düz, 1 ilmek örmeden al. 2 düz. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 2. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 2 tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz. 2 kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Şu ön yüzünde örmeden aldığımız ilmeği arka yüzünde de yine örmeden alıyoruz. İpim bu defa ön tarafta, kendimden tarafta olacak. O ilmeğimi tekrar örmeden alıyorum. 2 ters. İpim kendimden tarafta. Örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Arka yüzünde de yine aynı şekilde örmeden alıyorum. 2 ters. İpim ön tarafta, kendimden tarafta. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek.
Sıradaki ilmeği yine örmeden aldım. 2 ters ilmek, sıradaki ilmeği yine örmeden aldım. 2 ters ilmek, kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada 2 tane düz ilmeğimiz var. Bunları ters örüyorum. 1, 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters ördüm. Şu 2 sırada örmeden aldığımız ilmeğe gelince bunu düz örüyorum. 3. sırada düz olarak örüyoruz. 2 ters. Şu örmediğimiz ilmeği düz olarak örüyorum. 2 ters. Örmeden aldığımız ilmeği düz olarak örüyorum. 3. sıra ön yüzünde. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. Düz ilmeğimiz her zaman şu örmeden aldığımız ilmek olacak. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 4. sıra arka yüzündeyiz. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sırada bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Başka bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece ters olarak sıra sonuna kadar devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın şöyle model yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. Şimdi ikinci model kurulumunu yapacağız. Modeli bir ilmek öne kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Şimdi ikinci model kurarken birinci sırada bir düz yaptım. Birinci modelde 2 düz yapmıştım. İkinci modeli kurarken kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmek. Bakın şimdi şu ilmeğimizi örmeden alacağız. Bir öncekinde buydu. Bir ilmek öne kaymış oldu yani. Bir öncekini şimdi alacağız. İpim arka tarafta. Bir ilmek örmeden aldım. 2 düz ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Modeli yani bir ilmek kaydırmış olduk. Bakın şundaydı. Şimdi buna kaydırmış olduk. İkinci model kurulumu. 1, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. Buna dikkat edelim. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın sıradaki örmeden aldığımız ilmek. Yine örmeden alıyorum. İpim kendimden tarafta olacak. Örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Ön sırada örmeden aldığım ilmeği arka sırada yine örmeden aldım. 2 ters, 1 ilmek örmeden al. 2 ters ilmek ördüm, 1 ilmek örmeden aldım. 2 ters ilmek ördüm. Şu örmeden aldığım ilmeği tekrar örmeden aldım. 2 ters, 1 ilmek örmeden al. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sırayı tamamladık. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın bir tane düzüm var. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek ördüm. Şu 2 sırada örmeden aldığımız ilmeğe gelince düz örüyoruz bunu. Arada 2 ters.
1, 2 ilmek ters ördüm. Bu ilmeği düz örüyorum. 2 ters. Örmeden aldığım ilmeği düz ördüm. 3. sırada düz olarak örüyoruz örmeden aldığımız ilmekleri. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. 2 ters. 1 düz. Kenar ilmeğimi ördüm. Bakın. Model oluşmaya başladı. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 4. sırada sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi ters olarak devam edelim. 4. modeli ikinci kez kurmuş olduk. Bakın iki kez kuruldu model. Şimdi üçüncünün ilk sırasını da beraber yapalım. Daha iyi anlaşılır. Modeli üçüncü kez kuruyoruz. Modelin ön yüzünde birinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir önce işlem yaptığımız ikinci modelde örmeden aldığım ilmek şu. Düz olan ilmeğim. Onun bir öncesini şimdi örmeden alıyoruz. Modelimiz dediğim gibi bakın birer ilmeğe kaymış oluyor. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeği örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. 2 düz ilmek. 1 ilmek örmeden alıyorum. 2 düz ilmek. İpim arka tarafta 1 ilmek örmeden aldım. 1 2 düz ilmek ördüm. Bakın şu düzün önündekini şimdi örmeden alıyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Evet, 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. 1 ilmek örmeden aldım. Kenarda bir düzüm vardı. Ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modeli 3. kez kurmuş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi bakın şöyle birinci modelde kenar ilmeğinden sonra 2 düz ördüm, 1 ilmek örmeden aldım. İkinci model kurarken 1 düz ördüm, 1 ilmek örmeden aldım. 1 ilmek kaydırmış olduk öne doğru yani. Sağa doğru 1 ilmek öncekini aldım. Üçüncü model kurulumunda kenar ilmeğinden sonraki ilmeği hemen örmeden aldım. Böyle devam ediyor arkadaşlar modelimiz. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Yapımı oldukça kolay gördüğünüz gibi. Ben şöyle bir de böyle bir parça yapmıştım. Onu da göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu da ben daha önce yaptım. Bunu da yine haroşa üzerine başladım. Dediğim gibi siz istediğiniz lastiğin üzerine yapabilirsiniz. Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın görüntüsü böyle bence oldukça güzel. Şöyle petek petek bir model. Yapımı da oldukça kolay. Modelimizin arka yüzün görüntü de bu şekilde. Bakın şöyle kenar ilmeklerimiz. Evet. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, bluz yapımlarında, şal yapımlarında, yani çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. Özellikle yeni başlayanların rahatlıkla yapabileceği kolaylıkta bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Beni buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.